Ahmet Kaya meselesi tabii çok çok trajik, travmatik bir mesele. Yani bir kez daha o yaraları deşme adına söylemiyorum ama herhalde hepimizin içinde bir yara olarak kalacaktır. Şimdi aradan geçen bunca yıla rağmen halen orada yapılan hatalar tartışılıyor. İşte ben de bir kısmını izledim bu akşam, bazı sanatçılar telefonla bağlanıp özürlerini, pişmanlıklarını ifade ediyorlar. Serdar Ortaç içlerinde en genç olanı, bana göre de en samimi olanı bak. Neden? Yani pişmanlığını ve özrünü defalarca belirtmiş olmasına rağmen Serdar Ortaç üzerinden kıyamet koparılıyor. Oysa o ortamı yaratan iktidar zihniyeti, o yakalama kararını çıkaran savcılar, efendim o dönemin hükümeti, iktidarı, medyası, bütün bunlar hiç sorgulanmıyor. Serdar Ortaç günah keçisi olarak alınmış, vur babam vur. Şimdi o kadar suçun ve suçluluğun içerisinde defalarca özür dileyen, o dönem ben 24 yaşındaydım, ne yaptığımı bilmiyordum diyen biri üzerinden bu iş düzeltilemez. Nasıl düzeltilebilir? Ahmet Kaya hiçbir şey geri getiremez. Fakat düzeltme yöntemi de bu değildir. Yani efendim orada saldıranlar bugün Gezi'de olana göre, Gezi'de direnenler Ahmet Kaya şarkılarıyla büyümüş olanlardır. Gidin sorun her birine, her birinin dilinde bir Ahmet Kaya şarkısı vardır Gezi'deki direnenlerin. Dolayısıyla Ahmet Kaya'nın arkadaşları Gezi'de direniyordu. Öyle yoksa Ahmet Kaya çatal atanlar değil Gezi'dekiler. Asıl şunu sormak lazım bence. Deniyor ya, Ahmet Kaya yaşasaydı nerede olurdu? Gezi'de mi olurdu, bu tarafta mı olurdu? Sayın Başbakan 2000 yılında Ahmet Kaya'ya çatal atıldığında başbakan olsaydı nerede olurdu? Bence bunu bir sormak, bunu bir sorgulamak lazım. Şöyle der miydi o gün acaba? Efendim Kürtçe klip neymiş? Biz vatanı böldürmeyiz. Tek dil, tek millet, tek bayrak. Bunun dışında hiçbir şey kabul etmeyiz mi derdi? Sen kim oluyorsun ulan mı derdi Ahmet Kaya'ya? Yoksa gerçekten de ya kardeşim adam doğru söylüyor. Yani Kürtçe klip yapmak hakkıdır. 2000 yılından söz ediyoruz bakın. Milliyetçiliğin, faşizmin dorukta olduğu, Öcalan'ın yakalanması üzerinden kısım. Sayın Başbakan, Türkiye'de başbakan olsaydı kendisi tam olarak nerede olurdu? Nerede olurdu? 2013 yılında bunları konuşmak kolay oluyor tabii ki.